Mutlu Günler Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Bu heyecanlı süreçte yolun başındaki üniversite adaylarına eşlik ediyoruz. Biliyorsunuz ki 7 gün boyunca bu ekrandan sizlere sesleniyoruz. Programın bu bölümünü özellikle hukuk eğitimi almak isteyen adaylar kaçırmasınlar. Konuklarım hukuk fakültesinden. Türkiye'de neredeyse 100'e yaklaştı. Her geçen gün sayısı artıyor hukuk fakültelerinin sayısı. Bir yandan öğrencilerin de talebi aslında bitmek bilmiyor. Şu anda hem de bir hukuk öğrencisi, hukuk fakültesi öğrencisi ve Türkiye'de çok az derecede hukuk fakültesi dekanı, kadın dekan var. 10 dekandan belki de hemen hemen 10 dekandan birini ağırlıyorum bugün. Mevlüt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Hukuk Fakültesi öğrencimiz Hande Elif Yozgat ikinci sınıfa geçti. Evet. Sen de hoş geldin Hande. Hoş bulduk. Şimdi hocam izniniz olursa önce öğrencimize sormak istiyorum. Çünkü şu dönemde üniversite adaylarını en çok etkileyen üniversiteye giden arkadaşları oluyor. Yani hani nasıl geçiyor dersler, beni orada ne bekliyor? Biz istediğimiz kadar bilgilendirelim. Onlar biraz da böyle akran iletişiminden, yakın yaştan ne dedikleri önemseniyor. Sen nasıl seçmiştin? Yani hukuk eğitimi almaya nasıl karar verdin? İnsanlara hukuku aktarabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Tercihlerim arasında da hukuktan başka bir şey yoktu zaten. Sadece hukuk fakültelerini evet, sıraladın. Evet, evet. Evet. Ben tercih dönemlerinde MEF'e gittim. Tabii her okulu gezdim. Etkilendiğim kısımları Flip Classroom sistemi olması. Flip Classroom sisteminde bizler tabii bunu araştırdım o sırada. Bizler videoları izliyoruz. Öğretmenlerin bize gönderdiği videoları. Buradan videolarla ilgili sorularımız olduğunda mail yoluyla hocalarımıza iletiyoruz. Derse bu anlamda çok verimli işliyoruz. Yani bu yüzden iyi ki seçmişim diyebilirim hukuk. Şöyle önce bölüme karar verdim. Sonra da o bölüme en iyi ben nerede yapabilirim sorusunun peşine evet. düştüm ve nihayetinde bir üniversiteye karar verdim. Evet. İşte hocama bu noktada dönmek istiyorum. Türkiye'de 50 bine yakın hukuk öğrencisi var. Her geçen gün yenisi ekleniyor. Hani yayın öncesi dedik ya net sayı kaçtır? Bugün açılmış mıdır acaba bir hukuk fakültesi diye artıyor. Evet. Bu kadar çok hukuka yani bir yandan şununla da ilgili mi bilmiyorum da Türkiye'de genç işsizlik oranı hani %20'lerde ama hukuk eğitimini alıp işsizlik oranına baktığınızda o bir %4'lerde bir yandan işe de kolay atılıyor hayata. Evet bir söylemesek gibi. Evet, siz biraz hukuk eğitiminin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu kadar çok fakültenin açılması, bu kadar çok hukuk fakültesinin hayata girmesi de sağlıklı gidiyor mu? Belki önce şuna cevap vermek doğru olabilir. Acaba hukukçuya ihtiyaç var mı daha evet, fazla? Evet, yani evet bu kadar açılıyor. Demek bu çocuklar ihtiyaç geldikten mı var? Sonra mezun olacaklar, problem çıkacak mı? Çünkü yeni öğrenciler gelecek. Aynen öyle. Şimdi ben MEF Hukuk'un kurucu dekanı olduğumda bu soruyu kendime sordum. Çünkü YÖK'e bir başvuru dosyası hazırlamamız gerekiyordu ve orada ihtiyaç var demem gerekiyordu. Gerçekten var mı? Samimiyetle sordum, araştırdım, varmış. Yani Türkiye'de hala Avrupa'ya göre kişi başına düşen hukukçu sayısı düşük. Bu çok önemli. Hala olması gereken de değil. Bu bir. İki, acaba hukukçu yetiştirmek gerekiyor mu? Evet gerekiyor. %100 gerekiyor. Türkiye'de bugün bence kaliteli hukukçu yetiştirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Türkiye'de kalitesizlik var mı? Evet kimse bana doğru bir şekilde yani söylüyorum ben bunun için. Kimse bana demesin ki evet Türkiye'de hukukun kalitesi çok yüksek. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de bir adalet, bir hakkaniyet sorunu var. Yargıya güven sorunu var. Hukukçunun verdiği bilgiye güvenemeyen bir toplum var. Hukuk eğitimiyle ilgili de sorun var. Bu sorunu adayları etkilemedi ki onlar güvenip hala tercih etmeye de devam evet. ediyor. Yani çok bir yandan saygınlığını yitiriyor mu alan diye evet. baktığınızda çok da yitirmiyor gibi çok. Seçimlerde evet. onu görüyorsunuz. Şimdi tanıtımlarda bana gelen gençlerin niye hukuk istediği beni çok ilgilendiriyor. Evet. Çünkü niye bu öğrenci bize geliyor ve ne istiyor, ne bekliyor ve doğru bir şey mi bekliyor? Aslında beklediği var mı bizde diye sorduğum için her öğrenciye soruyorum. Son yıllarda dikkatimi çeken bir şey var. Hukuk fakültelerine gelen öğrenciler son yıllarda daha çok bunu söylüyorlar. Türkiye'de bir adalet sorunu var. Gelip bu sorunlarla ilgileneceğim. Hakkaniyet sorunu var. Bir de ikinci şey kolay iş bulabilirim. İşte iki tane önemli problem düşünüyorlar. Öğrencilerin birinci söyledikleri doğru. Gerçekten kaliteli hukukçuya ihtiyaç var. İyi hukukçu yetişmek zorunda. Kaliteli öğrenciler hukuka yönelsin istiyorum. Bunu özellikle istiyorum. Çok kaliteli öğrenci dediniz. Bir yandan da hani eğitim ne kadar kaliteli oluyor hukuk eğitimi. Siz sorun. Barolar Birliği Genel Kurulu'nda kabul edilen bir ölçme değerlendirme ile ilgili bir şey yayınlandı dediniz yayın öncesinde. Hukuk eğitimi için değerlendirme ölçütleri var orada değil mi? Neydi öne çıkanlar? Yani bu aslında bizi izleyen adaylar için şu anlamda da önemli. Ben
hukuk eğitimi almak istiyorum, kararımı verdim. Ne olacak? Ne yapacağım? Neye göre aslında tercihimi yapacağım? Nedir iyi bir hukuk eğitimi? Nereden geçer? Hangi kriterlere bakacağım? Son yıllarda önemli gelişmeler var. Zaten bu yıl bir şey gördüler. Bu yıl 150 bin taban puan sınırı geldi. Bu önemli bir gelişmedir. Niye oldu? Nasıl oldu? Bunun altındakiler üzülüyor. Üstündekiler iyi oldu diyorlar. 100 bin de olabilir. Türkiye'de ve tıpta, özellikle tıp fakülteleri ve hukuk fakültelerinde bugün belli bir taban puan geldi. Evet, mümkün yapmış olduğum 150 çalışma bin. Doğru. 150 bin taban puan sınırı var. Evet. Yani 150 bin üzerindeki öğrenci hukuk fakültesine artık giremeyecek. Girebiliyor muydu? Evet, girebiliyordu. Bu öğrenciler değerli tabii üstündekilerde ama hukuk eğitiminde belirli bir zorluk var. Belirli bir kalite gerektiriyor. Çünkü bu meslekler farklı. Tamam. Tıp gibi. Aynen. Neden? Tabii bütün fakülteler değerli, bütün meslekler değerli ama bu iki mesleğin insana kalitesiz bir eğitim vermesi halinde önemli olarak sonuçları insana biraz vereceği acı olabilecek. Zararlar evet. Fazla. Tıp çok önemli. İnsan vücuduna ilişkin, insana doğrudan zarar verebilecek hatalarla karşılaşıyoruz. Çok önemli. Çok önemli bu taban puanı gelmesi. Hukuk da öyle. Hukuk sizi özgürlüğünüzden men ediyor. Ve Türkiye görüyor bunu. Türkiye'de ahlaka aykırı davranışlar da çok fazla görüyorsunuz. Bazen mesleki etik değerlerin kötüye kullanılması söz konusu maalesef var ve biliyoruz. Bunların o halde kaliteli bir eğitimle, etik değerlerin verilmesiyle, düzgün bir eğitimle öncelikle öğrenciye verilmesi ve mezunun böyle verilmesi lazım. Türkiye'nin geleceği için çok, çok önemli. Hem hukuk hem tıp. Çünkü bu meslekler insanlara doğrudan etki ediyor, zarar veriyor. Bu zararların tedavisi mümkün değil. O zaman geri nasıl eğitim şeyler vereceğiz? Yani ne vereceğiz biz öğrenciye? Hani hep evet diyoruz ya evet akademik kadro önemli, derslerin işleyişi. Hani bir hukukçu hukuk eğitiminin yanında ne gibi özelliklere sahip olarak mezun olacak? Nasıl bir eğitim evet vermeliyiz? Şimdi son zamanlarda hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesini artırmak için ne yapabiliriz sorusu hem hukuk fakültesi dekanları tarafından hem Barolar Birliği tarafından hem YÖK tarafından yani tüm paydaşlar tarafından sorulmaya başladı. Sorun var. Hukuk fakülteleri çoğaldı. 80 civarı şu anda vakıf ve devlet. Bu arada son yıllarda özellikle hukuk fakültelerinde kontenjanlar çoğalmıştı. Evet. Ve bütün bunlar problem yarattı. Ve hukuk fakültelerinin müfredatları zayıflatıldı son yıllarda. Özellikle batıya uyarlama, hoca eksikliği, hocaların piyasada çok az olması, bu kadar çok fakülte açılınca devletin onları beslemesi sonucunda bütün her yerde, devlet ve vakıflarda hoca eksikliği var. Fiziksel olarak bulunamıyor. Bütün bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. O halde ne yapmak lazım? Mesela biz Barolar Birliği'nde bir toplantı yaptık. Barolar Birliği örneğin bu bir çalışma ama başka çalışmalar da var. Ben bunu bildiğim için hemen söylüyorum ama yükün de var. Aynı şekilde çalışmaları. Bizi çağırdılar. Hukuk fakültesi dekanlarının tamamı davet edildi. Bu toplantıya gittik. Biz büyük bir yani yarıdan çoktan fazlasıyla bir katılım oldu. Ve bu toplantılarda bütün dekanlar gerçekten sorun olduğunu kabul ettiler. Tamam. Ve bu sorunların çözümü için biz ne yapabiliriz sorusunu sorduk. Ve dedik ki madem öyle bir komite, bir komisyon kuralım. Ve bu komite komisyon en azından Türkiye'de bir hukuk fakültesinin sağlaması gereken minimum kriterleri belirlesin. Öğretim üyesi sayısından tutun da müfredata kadar, verilecek derse kadar, ders işleme biçimine kadar. Oturduk çalıştık. 12 kişilik bir komite kuruldu. O komitenin içinde ben de vardım. Çok aktif olarak çalıştık. Başka çok değerli dekan hocalarımız da vardı. Ve bu komite çalışmalarını tamamladı. Bu komitenin çalışması sonucunda minimum değerleri belirledik. Bu değerleri biz hem YÖK'e gönderdik hem Barolar Birliği'ne gönderdik. YÖK de bu işi ciddiye alıyor ve başka bir anlamda onlar da çalışmaya başladılar. Ama Barolar Birliği kendi genel kurulunda bizim komite olarak belirlemiş olduğumuz minimum kriterleri genel kurulunda kabul etti. Ve bunların sağlanması için gereken kendisinin yapabileceği ne varsa bu desteği vermeyi kabul etti. Çok kısa başlıklarla adayları ilgilendirecek kısmını evet, da düşünerek. Nasıl yani bir şey evet, hukuk eğitiminde. Bundan sonra bir hukuk fakültesinin bir defa kaliteli bir hukuk fakültesi olduğunu anlayabilmemiz için öğretim üyesi çok önemli. Tamam. Öğrenciye düşen öğretim üyesinin oranı çok önemli. Kütüphanesindeki kitap sayısı ve yeterlik düzeyi çok önemli. Bütün bunlar aslında minimum değerler açısından belirledik. Diğer taraftan öğrenciye verilecek eğitimde eğitimin programı çok önemli. Hangi dersler verilecek? Ne biçimde verilecek? Hem klasik eğitimin gerektirdiği unsurları vereceğiz ama bir taraftan da modern hayatın ve eğitimin gerektirdiği unsurları kullanacağız. Dünyada bugün gelişen hukuk fakültelerinde de kullanılan yeni bir takım eğitim kriterleri var. Örneğin çok önemli seçimlik dersler hem Bologna sürecinde kabul ediliyor hem son zamanlarda çok yoğun biçimde faydalı olduğunu biliyoruz. Çünkü yeni hukuk alanlarına
alanına ilişkin bilgi vermemiz lazım. Ne gibi mesela seçimlik bunlara dersler? Yani bir hukukçuyu destekleyecek, ne bileyim, kendini mesela ifade de önemlidir hukukta. Evet. Onun gibi dersler mi seçimlik dersler? Evet, mesela farklı bu söylediği çok güzel bir şey. Aslında çok komik bir şey. Bu yeni bir şey değil, biliyor musunuz? Antik çağdan beridir verilen dersler. Bunlar özellikle retorik, güzel tabii konuşma sanatı. Hukuk eğitiminde en önemli unsurdu antik çağda. Sonradan terk edilmiş. Biz bunun farkındayız. Bugün iyi konuşma sanatı, kendini ifade etme, hem vücut diliyle hem konuşma diliyle kendini ifade etmek çok önemli. Mesela diksiyon ve güzel konuşma derslerini biz veriyoruz. Barolar Birliği'nin hazırladığı kriterlerin içerisinde de bu soktuk da vardı. Bunu. Bu noktada örneğin Hande'ye sözü vereyim mi? Bakayım kendini nasıl ifade edecek belki Hande. De öyle bir ders aldı o çünkü. Bakalım nasıl evet, bir ders. Evet, derslerden bahset biraz. Yani sen dedin ki ben hukuk eğitimini çok istiyordum, seçtim. Peki dersler Philip Classroom eğitim işleyişi dışında. Yani dersler nasıl geçiyor? Hangi ağırlıklı derslere hazır olarak gelsin adaylar? Özellikle söyleyebileceğim, hocamız da ifade etti, kendini ifade edebilme çok önemli. Biz bu anlamda diksiyon dersleri gördük. Hani eğitim sistemimizde şöyle bir problem var maalesef. Ezbere eğitim yapıyoruz, ezbere gidiyoruz biz. Ama aslında ben fakülteye başladığımdan beri, yani hani derler bir sürü kitap ezberleyeceksiniz tabii, derler. Hukuk öyle bir şey yok. Çok ezber gerektirir. Aslında öyle bir şey yok. Yani okuduğunu anlayabilme, onu realize ederek aktarabilme. Yani bu önemli. Biz bunu gördük. Hı-hı. Derslerde de başrolde açıkçası biz öğrenciler var. Dolayısıyla hocamız da bizi pratik çalışmalarda konuştura konuştura artık bunu bir süre sonra pratik haline getiriyor. Nasıl? Böyle örnekleriyle hani hep duyuyoruz ya işte bir sanal mahkeme kuruluyor vesaire bir duruşma gibi. O örnekleri hayatın içindeki örnekleri taşıyarak mı olur dersler? Uygulama ağırlıklı mıdır? Nasıl geçer? Öncelikle biz dediğim gibi videolarımızı izliyoruz. Oradan hocalarımıza mail yoluyla gönderiyoruz. Derste o mail üzerinden gidiyor. Ama bunun dışında pratik çalışmalarımız oluyor. Hayattan işte günlük olaylar karşımıza geliyor. Bunları teorik bilgilerden yola çıkarak kağıda döküyoruz. Hemen ifade ediyoruz. Bu önemli. Hande İngilizce biliyor musun? Evet. Yani bunu neden sordum? Hukuk eğitimi Türkçe oluyor genelde. Sizde %30 İngilizceyi görüyorum. Çok var mı hukuk fakültelerinde İngilizce eğitim? Yani bir de yani bilmesi gerekir mi bir hukukçunun? Türkiye'de %30 İngilizce diye bir şey var. Bir de %100 diye bir şey vardı ve bu yıl YÖK bu konuda çalışma yaptı. Zaten biz de o toplantılara katıldık ve Türkiye'de bugün bu daha açık bir noktaya geldi. Türkiye'de çünkü hukuk eğitimin yabancı dilde olması bir mesele, İngilizce hukuk eğitim meselesi vardı ve diğerleri. Bu yıl biraz daha problem açıklığa kavuştu. Onun için adaylara ben daha rahat bilgi verebileceğim. Bir defa artık Türkiye'de sadece %30 İngilizce diye bir program var ve bunun bir kodu var. Hatırladığım kadarıyla 86'ydı şeyde bu yılki kılavuzda. Türkiye'de bizim tespit edebildiğimiz kılavuzdan 17 tane bildiğim kadarıyla, şimdi yanlış sayı hatırlamıyorsam, %30 İngilizce var. %100 diye bir şey olmadı. Artık belirlendi ve kılavuzda artık o evet, şeyde ortadan kalktı. Hukuk eğitimi tamamen yabancı dilde olamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ama yabancı dil destekli hukuk eğitimi şart, gerekli. Bugün uluslararası hukuk, hatta ulusal olarak yani Türkiye'de çalışacak bir hukukçunun yabancı dil bilmesi gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, yani hani teknoloji, internet, yani artık alışveriş o kadar arttı ki yani farklı ülkelerde. Evet. Yani mesela bir örnek vereceğim. Bir avukat bir öğrencinin avukat babası var. Bize göndermiş öğrenciyi ve kendisi de geldi. Hocam dedi, ben aslında bürom var, davalarım var ama çok enteresan, uluslararası işler yapmak istiyorum. Büromdaki işlerimi genişletmek istiyorum ama dil bilmiyorum. Çünkü devletten mezunum. Bir engel olmamalı diyorsunuz bir hukukçu için. Evet, sizde bir İngilizce var. İngilizce öğrenecek ve ben oğlum eğer hukukçu olur, İngilizce bilirse biz açılabileceğiz. Daha büyük ve daha geniş alanda çalışabileceğiz. Türkiye'de bugün hukukçunun artık yabancı bilmesi şart. O zaman sorumluluğu İngilizce alsın öğrenci. Yani Türkçe bir eğitimden bile geçecek olsa dili kendisi bir şekilde çözsün. Yani hukuk eğitiminde şüphesiz İngilizce şart değil deyip ben kenara bunu, sıyrılamaz bunu ne olur yani vurgulamak istiyorum. Müsaade ederseniz, hukuk eğitiminde İngilizce şart yetmez. İkinci bir dil de şart. Hatta mümkünse eyvah, üç. Yani mümkünse çünkü üç öyle bir şey kadar dersin ama, hocam. Ama neden biliyor musunuz? Çünkü hukuku geliştirmek istiyorsanız diğer dillerdeki eserleri de almanız gerekiyor. İletişim evet için zaten İngilizce bugün bilmiyorum mantıksız. Bugün eğer doğru düzgün bir hukukçuluk yapacaksa, hakim bile olacaksa İngilizce bilmek zorundalar. Evet, evet. Kaynakları ve biz %30 İngilizceyiz MEF'te. İngilizceyi çok önemsiyoruz. Önemli olan yalnız İngilizceyim diyen fakültelerinde, hukuk fakültelerinde İngilizce hazırlığı çok ciddiye almaları gerekiyor. Siz mesele sadece İngilizce mi değil. Mecburi ama zaten %30 İngilizcelerin hepsinde mecburi, diğerlerinde artık
hazırlık kalktı bu. Evet. Zorunlu. Yani Türkçe zorunlu olup da zorunlu hazırlık zaten kalktı. Yok diye. Bir evet. tek artık gerçek İngilizceler var. Ama şu çok önemli. Lütfen dikkat etsinler. Hakikaten İngilizce eğitim alacak mıyım? Gerçekten bu dersler programda zorunlu ders olarak var mı? Yani İngilizce hukukum deyip de sonra sadece bunu seçimlik veriyorsanız ve öğrenciye bırakıyorsunuz, bu olmaz. Öğrenciye zorunlu İngilizce ders vermek zorundayız. Evet. Ben veriyorum ve bu çok önemli. Önemli. Hande'ye geçelim. Hande, mezun olunca planların var mı? Ya ikinci sınıfa geçtin. Daha şimdiden şekillendi mi bilmiyorum ama böyle net mi kafanda bir hayal kurabiliyor musun? Mezun oldu Hande. Nerede? İlk adım. Hava hocanın yerine. Dekanlar mı gözlüyor? Yani öğretim üyesi olacak. Öyle mi? Şey, çok güzel. Öğretim üyesi hedefin var. Olabilir o. Yani direkt ben avukat olacağım, kendi büromu açacağım gibi bir şey söylemedi. Genelde onu duyuyoruz. Son bir cümleyle adaya seslenen. Hukuk eğitimi seçecek adaya ne söylersin? Yani böyle arkadaşım bak. Hani şunu iyi düşün dediğim bir uyarı var mı? Bir kere mutlaka bu tercih dönemlerinde üniversiteleri geçsinler. Benim MEF'i seçmemde bu çok etken oldu. Görsünler, hocalarla konuşsunlar, tanısınlar. Bu çok önemli. Onun dışında hocamızın da dediği gibi o adalet, hakkaniyet duygusu gerçekten o kadar önemli ki. Yani bunu edinmek çok önemli bir... İşte bu da hukuk fakültesinde olacak bir şey. Dolayısıyla hukuk fakültesine gelin. Sen şimdi akademisyen olacağına göre ilerleyen yıllarda seni de burada ağırlıyor olacağız zende. Bakalım inşallah. Teşekkür ediyorum değerli çok katılımınız için. Şöyle bir tesadüfümüz var. Şimdi bir rektörümüz konuk gelecek. O da hukuk fakültesi. Bir hukukçu. Genelde biz bilirsiniz rektörlerin tıp fakültesi ve mühendislik olmasına alışkınız. Bir hukukçu rektör. İstanbul Aydın Üniversitesi rektörü. Profesör Doktor Yadigar İzmirli de birazdan aramızda olacak. Ve ayrıca diş hekimliği eğitimi almak isteyen de programın ikinci bölümünü kaçırmasınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Programın ilk bölümünde hukuk eğitimini konuştuk ve ne tesadüftür ki Türkiye'de kadın rektör sayısı çok az. Üstelik hukukçu rektör sayısı hemen hemen hiç yok herhalde. Profesör Doktor Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi rektörü bizimle birlikte, bir hukukçu kendisi aynı zamanda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Diş Hekimliği Fakültesinden hocamız var. Endodonti Anabilim Dalı Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Ece Çalışkan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi rektör hocamla başlamak istiyorum. Heyecanlı bir süreç, adım adım evet. üniversite tercihine doğru yaklaşıyor öğrenciler. Böyle her kafadan da sesler çıkıyor. Şunu tercih et, bunu tercih et. Siz bu dönemde aslında şunlar çok vurgulanıyor ama keşke öğrenci şunlara dikkat etse diye ışık tutmak evet. istediğiniz bir alan var mı? Önce üniversite adaylarına bir seslenerek başlayalım. Üniversite adaylarına ben öncelikle bu sürecin kendileri için hayırlı olmasını diliyorum. Aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü gerçekten hayati önem taşıyan bir noktadalar. Bunu daha önce de belki konuşmuştuk. Hayatta yapılan en önemli tercihlerden biri. Hatta eş seçimi kadar önemli diye söz etmiştik. Evet. Bu tercihleri yaparken tabii son derece yeni nesil bilinçli hareket ediyor. Bunun farkında öğrencilerimiz. O anlamda da ben gerçekten hem kendilerini hem ailelerini kutluyorum. Neler yapmalılar? Bir defa hayatları boyunca taşıyacakları bir etiketi te sahip olacaklar. Onun için bunun kendilerine mutluluk verecek bir iş alanı, bir meslek olması çok önemli. O yüzden istekleri, neyi arzu ettikleri gerçekten büyük önem taşıyor. Ama elbette bu sadece yeterli değil, istemekli olmuyor. Aynı zamanda kendi yetenekleriyle o sevdiği meslek örtüşüyor mu? Hı hı. Bu çok büyük önem taşıyor. Dolayısıyla arzu ettiği meslekle kabiliyetlerini birleştirecek bir ortak noktada buluşması lazım. Bunun için elbette rehber öğretmenlerden, rehber hocalardan destek alabilir. Liseyi tamamlayana kadar aşağı yukarı eğilimlerini kendisi de ölçüp biçmiştir. İşi icra eden birlerini bulup keşke fikir alabilse ama işini sevenden ben diyorum genelde kesinlikle. Fikir alırlarsa daha ben hatta kendilerine idol olarak benimsedikleri aile büyüğü, işte meslek sahibi büyükleri bunların da fikirlerini alabilirler.
Ama profesyonel destek almak son derece önemli. Şöyle mailler falan geliyor. Hani biz iletişim fakültesi seçeceğiz. Yani mesela sizi çok izliyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle işi icra edene aslında direkt mail ortamında tanısın tanımasın ulaşıp soranlar da oluyor. Biraz önce dediniz ya bilinçliler artık kesinlikle, diye. Çok kesinlikle. Fazla araştırabileceği kaynak var aslında. Kesinlikle. Hem üniversitelerin web sitelerinden şimdi meslek rehberlerini biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak da çıkardık. Pek çok kuruluşun da var meslek rehberleri. O mesleğin icra alanları nerede, nasıl meslek icra ediliyor, istihdam imkanları nasıl, çalışma şartları nedir? Bütün bunlar hakkında bilgi edinebilecekleri çok fazla kaynak var. Bunlardan mutlaka yararlansınlar. Mesleği belirledikten sonra da bunu nerede, bu eğitimi nerede alacaklar? O noktaya gelmeleri lazım. Bunun için gerçekten üniversiteleri yine tek tek incelemek durumundalar. Dediğim gibi bunu sanal ortamda gerçekleştirmek mümkün. Ama bence mutlaka üniversiteyi, kampüsü gidip görsünler. Öğretim üyeleriyle birebir konuşsunlar. Onlardan fikir alsınlar. Ondan sonra kararlarını versinler. Keşke hepsi ziyaret edebilse dediğiniz gibi ama bu her zaman hani farklı şehirlerde yaşayanlar için çok da mümkün olamayabiliyor. Ama yine de bu hayatını bundan sonraki 4 yılını geçirecek, 5 yılını geçirecek önemli bir süreç. Önemli bir süreç. Ziyaret edebiliyorsa etsinler. Artık Türkiye'de seyahat imkanları son derece kolaylaşmış durumda. Türkiye'nin bir ucundan öbürüne 1,5 saatlik bir mesafede gidilebiliyor. Uçak paralarını karşılarsanız evet, bizimkiler evet. Gelecekler hocam. Kesinlikle. Tamam o zaman. Bu noktada diş hekimliğine dönmek istiyorum. Her daim tercih edilen fakültelerden biri diş hekimliği fakültesi. Siz de endodonti ana bilim dalı başkanısınız. Önce acaba bölümünüzden mi başlasak? Endodonti ne demek? Söylemesi çok güzel. Endodonti kanal tedavisi uzmanlığı anlamına gelen branşımızın ismi. Endo dişin içi, donti diş demek. Yani dişin iç yapısıyla ilgilenen branş. Ama kök bizim... ve kanal tedavisi mi? Dişin kökü, kanalı. Evet, dişin kök kanal tedavisine verilen isim endodontik tedavi. Oradan gelen bir isim ama bizim tabii diş hekimliğinde birçok ana bilim dalımız var. Onları endodonti, bir sayalım mı? Bir tanesi tabii. Endodonti, restoratif diş tedavisi, radyoloji, ağız diş çene hastalıkları radyolojisi, ağız diş çene hastalıkları cerrahisi, ortodonti, protetik diş tedavisi ana bilim dallarımız mevcut. Genel eğitimden sonra mı böyle ana bilim dallarına ayrılarak devam edecek? Diş hekimliği fakültesini tercih ettik. Evet. Ortak derslerimiz var sonra mı branşlaşıyoruz? Biraz anlatır mısınız eğitimi? Tabii kısaca eğitimi? Hem diş hekimliği eğitiminden bahsedeyim sizlere. Diş hekimliği eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir. Bahsettiğim tüm ana bilim dalları 1. sınıftan itibaren 5. sınıfta mezun olana kadar öğrencilerin müfredatında teorik ve pratik olarak yer alır. Diş hekimliği eğitiminde teorik, yoğun bir teorik bilgi yüklemesinin ardından olay pratik kısımda öğrencilere hasta baktırabilme ve hasta baktırabilmekten önce de laboratuvarlı preklinik dediğimiz alanlarda bu eğitimi vermeye dayanır. Çünkü tüm sağlık branşlarında olduğu gibi diş hekimliğinde uğraştığımız şey insandır. Dolayısıyla hata payımız sıfıra yakın değil, direkt sıfır olmalıdır. Bu felsefede eğitim veriyoruz. Teorik eğitimimiz Avrupa Diş Hekimleri Eğitim Birliği'ne uygun olarak müfredatımız hazırlanmış ve pratik eğitimimiz de bunun üzerine kurulmuş durumda. Kısaca 5 yılımız nasıl geçiyor? Diş hekimliğini seçecek öğrencilerimiz, adaylarımız 5 yıl nasıl geçirecekler? Evet. İlk 2 yıl laboratuvar dediğimiz preklinik eğitimimiz var, yani klinik öncesi eğitim. Diş hekimliği fakültemiz İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok ciddi ARGE çalışmalarıyla hazırlanmış fantom laboratuvarı dediğimiz öğrencilerimizin insan benzeri modellerde, maketlerde, robotlar diyebiliriz, simülasyon modeller diyebiliriz. Önce hasta ağzına hazırlık olarak geçirdikleri bir 2 yıllık bir periyot var. Tamam. Bu modeller birebir insan hareketlerini taklit eden modeller. Öne eğilme, arkaya eğilme, kafasını sağa sola çevirme. Dolayısıyla öğrenci 2 yıl boyunca aşama aşama bu fantomlarla çalıştık. Sonra 3. sınıfta hasta ağzında direkt birebir hastayla çalışmaya başlıyor. Tabii ki biz öğretim üyelerinin gözetiminde. 3, 4 ve 5. sınıfta çok yoğun bir şekilde hasta bakma pratiği üzerine kuruldu. 5. sınıfta entegre kliniğe geliyor. Sanki 1 sene sonra mezun olacak ve kendi muayenehanesinde çalışır bir düzen yaratıyoruz hastaya. Böylelikle hastaya işi işte öğrenmesini değil, üniversitede öğrenerek mezun olmasını yani sağlıyoruz. Yani uygulamayı da aslında çok içeren bir fakülte, ya bir eğitime gelmiş olacaklar. Elbette, öyle mi? Elbette. Yani çünkü birazcık şey dediğiniz gibi hani riskli insan sağlığı söz konusu. Evet, yani evet. Bitirdikten sonra direkt sahada çalışabilmesi için bitirmeden önce o sağlığı çok tehdit edecek pratik. Şey.
şeyleri minimuma indirmek gerekiyor. 5 yıl dediniz eğitim için. 5 yıl. Hazırlık yok mudur? Hazırlık sınıfımız zorunlu değil. Fakat diş hekimliği diğer sayın hocamın da branşı gibi her zaman uluslararası düzeyde bilgi gerektiren bir branştır. Dolayısıyla öğrencilerimizin İngilizce bilmelerini, hatta mümkünse ikinci bir yabancı dil bilmelerini öneriyoruz. Üniversitemizde ücretsiz ikinci bir yabancı dil kursu da zaten var. Bu anlamda kendisine güvenmeyen, yeterli olmadığını düşünen öğrencilerimizin bu eğitimi almalarını, İngilizce eğitimi almalarını zaten öneriyoruz. Çünkü akademik olarak devam etmek isteyen öğrencilerimiz olabilir veya da insan sağlığı ile ilgili her branşta olduğu gibi kongrelerde sürekli güncellenen aletler, güncellenen tedavi şekilleri her zaman dediğim gibi uluslararası düzeyde bilgi gerektiriyor. Yani yabancı dil olmazsa olmaz. Hı hı. Şimdi yabancı dil olmazsa olmaz dedi hocamız. Yani dünyada da baktığımız zaman kendi ülkesi dışında okuyan öğrenci sayısı 5 milyon. 2020'de bu sayı iyice katlanacak diye bekleniyor. Hani siz uluslararası anlamda öğrenciye neler sağlıyorsunuz? Uluslararasılaşma üniversiteler için son derece önemli. Uluslararasılaşmayı biz farklı ayaklarıyla değerlendiriyoruz. Bunlardan birisi uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeleri. Bu anlamda gerçekten son yıllarda Türkiye'de çok önemli aşama kat edildi. İşte çalışmalara başlanıldığı dönemde Türkiye'de 20 bin civarında uluslararası öğrenci varken bugün bu sayı 70 bine yaklaşan bir noktaya ulaştı. Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de 3 bin uluslararası öğrencimiz var. Toplam 32 bin öğrencimiz arasında %10'u yakalamış durumdayız. Bu sene bu sayının ben gerek lisans üstünde gerek ön lisans ve lisans programlarında artacağını düşünüyorum. Bu son derece önemli. Belirttiğiniz gibi seyahat kolaylıkları, işte küreselleşme, iş imkanlarının artık pek çok yerde daha sınırlı noktaya gelmesi kişileri kendi ülkesi dışında bir yerde eğitim alma isteğiyle karşı karşıya bırakmakta. Bundan Türkiye'de payını almalı çünkü Türkiye'deki üniversitelerin ben yurt dışındaki üniversitelerin niteliğinin niteliklerine sahip olduğunu hatta pek çoğunun bunların da üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bu imkandan yararlanmak durumunda. Diğeri kendi öğrencilerimizin yurt dışına gönderilmesi. Hı hı. Bu da uluslararasılaşmanın bir başka boyutu. Biz yine üniversite olarak 450'ye yakın dünya üniversitesiyle çok ciddi işbirliklerimiz var. Bu işbirliklerimiz içerisinde işte uluslararası kongreler, yaz okulları, ortak konferans, sempozyum, kongreler düzenlemek ve elbette öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini oluşturmak noktasında gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizde yurt dışında eğitim almak isteyen yahut eğitiminin bir parçasını yurt dışında görmek isteyen öğrencilere bu imkan kesinlikle sağlanmakta. Özellikle ya hazırlık öğrencilerimizin bir dönemlerini hiç olmazsa yurt dışında geçirmesi için kendilerine son derece cazip şartlarda imkanlar sunulmakta. Bunun dışında elbette bu 450 üniversitenin dışında Erasmus anlaşmasıyla işbirliğimiz olan üniversiteler var. Erasmus anlaşması öğrenciler için çok büyük bir imkan. Çünkü orada sadece kişisel harcamaları için sınırlı bir bütçeyle yurt dışına gitme, yol parası, işte oradaki eğitim ücreti vesaire zaten Erasmus bütçesinden karşılanıyor. Hı hı. Bu imkanı kullanmaları için yine kesinlikle. Yine kendi de aslında harcıyor ama en azından bir teşvik var. Yani şahsi ihtiyaçları için harcayacağı bir miktar bu. Yoksa orada konaklaması, eğitimi doğrudan doğruya bu bütçeden kendisine tahsis edilen parayla karşılanabilir durumda. Üniversitemizin yine bu anlamda önemli bir bütçesi var. Ve öğrencilerimizi de biz işte Ece Hocam'ın belirttiği gibi yabancı dil konusunda çok iyi noktaya getirip ondan sonra yurt dışına açılmalarına fırsat vermek istiyoruz. Bu tecrübeyi edinmeleri gerçekten çok önemli. Önemli. Şimdi Ece Hocam'a sormak istiyorum. Yani diş hekimliği ve uluslararasılaşma dedik ya bir bağlantı kurarsak sadece Türkiye'de mezunların iş bulmaması yani dünyada da iş yapabilecek hale gelmesi için ayrıca sınavlara girer mi yani yoksa diploması tanınır mı? Bir diş hekimi Türkiye'den mezun olduğu zaman gidip dünyada da bu iş icra edebilir mi? Hı hı. Şimdi her üniversitenin, her ülkenin
kendine göre belirli protokolleri var. Fakat Sayın Hocam'ın bahsettiği gibi çok fazla sayıda mesleğinde çok ileri gelen üniversitelerle ciddi işbirliği anlaşmaları imzaladık. Buna ilaveten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi diplomaları Avrupa Kredi Transfer Sistemi etiketi taşıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin yurt dışında çalışabilme, staj yapabilme, tanınabilme olanaklarını kuvvetlendiriyor ve yurt dışına gidebilmek isteyen, gitmek isteyen öğrencilerimize her zaman çözüm ortaklarımızla birlikte daha öğrenciykenden staj yapmasından tutun mezun olduktan sonra çalışabilme olanakları için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Avrupa Diş Hekimleri Birliği eğitimine uygun olan müfredatımız ve bir de ayrıyetten şunu belirtmek istiyorum. Bir diş hekimliği öğrencisi ne kadar çok vaka yapar, ne kadar çok hasta görürse o kadar mesleğini başarılı yapar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Flora Yerleşkesi ve Bahçelievler'de Aziz Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezimiz var. Buradaki her iki yerleşkedeki teknik ve fiziki donanımımız, altyapımız az önce bahsettiğim gibi ARGE çalışmalarıyla hazırlandı ve öğrencilerimiz bizde birçok fakültede olmayan lazer kliniği, eklem ünitesi, halitoziz, ağız kokusu merkezi bu tarz her şeyi, her aleti ve her donanımı görerek mezun oluyor. Dolayısıyla yurt dışına birebir adapte bir şekilde hazırlanmış bu klinik ve pratik müfredatta yurt dışına çıktığında zaten öğrencimiz zorlanmıyor. Uluslararası ve ulusal sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte öğrenciler sosyalleşip o anlamda da zaten artık dışa açılmaya başlıyorlar. Evet, zaten bir de hep eğitim uygulamadan bahsettik. Yani ağır bir eğitim midir? Neler evet. bekler başka diş hekimliğini evet. tercih edecek öğrenciyi? Adaylara seslenir misiniz bu bölümü tercih edecek adaylara? Tabii. Hazırlıklı gelsinler. Evet. Hem okuması hem de icrası gerçekten çok zor, çok meşakkatli bir meslek. Çünkü hem içinde insan ilişkileri var, hem biraz sanat var, hem teorik bilgi, hem pratik aktarım var. Dolayısıyla bunların hepsini uygulayabilecekleri bir üniversite bir tercih etmelerini öneriyorum. Sanat var dediniz mesela. Ben hatırlıyorum. Bir evet. hocamız böyle geçip karşısına Hasan hocamdı sanırım. Sayın dekanımız evet. Neydi hocamızın soyadı? Hasan Meriç. Profesör Doktor Hasan Meriç hocamız demişti ki böyle hani dişin karşısına geçip ne diş yapmışım sanki resim evet. gibi yani. Evet. Hani öyle bir istek, öyle bir şey uyandırıyor bende diye. Siz de dediniz ki işin içinde sanat var. Evet. Yani çok ciddi manevi bir haz da var. Fakat burada hemen bir araya bir şey söylemek istiyorum. Bu yetenekli insanların sadece diş hekimini seçeceği anlamına gelmiyor. Hmm. Çünkü öyle olsaydı zaten bu yetenek sınavıyla alan bir bölüm olurdu. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yardımcı doçent doktor Ece Çalışkan da bizimle birlikteydi. Programlarımız devam ediyor. 7 gün boyunca Habertürk ekranlarında yolun başındayken programında yolun başında olan üniversite adaylarına sesleniyoruz. Kaçırdığınız programlar için yolunbaşındayken.tv adresini ziyaret edebilirsiniz. Hem üniversiteler hakkında bilgi edineceksiniz hem üniversiteleri karşılaştırma imkanınız var hem de kaçırdığınız programları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.